Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Xotan şəhərində Budda dini tədqiqat mərkəzi qurdu. Xitay Şərq Türkistanı bütünləy xitaylaşdırış planı boyunca Xotan şəhərində adalmış Xotan Budda dini mədəniyyət tədqiqat mərkəzini öz içə alğan 4 mədəniyyət tədqiqat mərkəzi orqanı qurdu. Xitay təşviqat orqanı Xinhua agentliyinin xəbər qılışı, Xitay rejimi Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq siyasətinin bir parçası olan xitaylaşdırış siyasəti boyunca Xotan şəhərində Xotan İnstitutu, Koilun mədəniyyət tədqiqat mərkəzi, Xitay Qaşdəşi mədəniyyət tədqiqat mərkəzi və Xotan Budda dini mədəniyyət tədqiqat mərkəzi namında bir universitet və 3 tədqiqat mərkəzi qurğan. 26 oktyabr ötküzülgən eciliş mürasımıda Koilun mədiniyeti Xitay mədiniyetidi səlçağılığılı bolmaydıgan rol oynaydı. Bulubmu Koilun rayondaki Xotanın bu sahadaki rolü intayin muşimdəb bilgirliğan. Xitay rejimi Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətlərini izgil davamlaşdırış bilan birgə millionlıqan ösmürlərini atalmış yataqlıq məktəblərdə xitaylaşdırışdan sırt Şərq Türkistan xalqiga Xitay tili yazığı və örüp adətlərini öyrənişkə və qəbul qilishqa məcburlamaqda. Şundaqla hər xil səbsətlər arqalıq Uyğur mədəniyyətini Xitay mədəniyyətiga bağlayıb, Şanlıq Uyğur mədəniyyətinin Xitay mədəniyyətiga təvə ikənligini dəva qılıb, irqi qırğınçılıq cinayətini izgil davamlaşdırmaqda. Xalqara Uyğur Münbiri Yığını Yaponiyada başlandı. 29 oktyabr Yaponiyada Xalqara Uyğur Münbiri Yığını başlanğan bolup, Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq məsələsiga köngül bilibatqan hər qaysı dövlətlərdəki parlament əzalarını bir yerə cəm qıldı. Dünya Uyğur Qurultayının təşkilləşi bilan 29 oktyabr Yaponiya paytaxtı Tokiodakı Avam Palatası binasında başlanğan Xalqara Uyğur Münbiri Yığınığa Yaponiyanın yuqarı dərəcəlik əməldarları, cümlədən Uyğur parlament əzası Ərfiya Əli, 32 dövlətdən gələn parlament əzaları və şundaqla Dünya Uyğur Qurultayı, Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatları Birliki, Yaponiya Uyğur Cəmiyyəti qatırlıq təşkilatlarının vəkilləri qatnaşdı. Münbərgə Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki vəkalətən Birlik Baş Katibi Abdirşit Əminacı, Təşkilatlar Birlikinin Avustraliya Vəkili və Şərq Türkistan Ölümalar Birliki Muavin Rəisi Ustaz Abdusalam Alim iştirak qıldı. Mezkur münbərdə Xitay rejiminin Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətini toxtatışdakı çarı tədbirlər hər qaysı dövlətlərdəki parlament əzalarının həmkarlığını ilgiri sürüş arqalıq müzakirə qılındığan bulub 31 oktyabrə qədər davamlaşıdı. Xalqara Uyğur Münbiri Yığını bultur 9-10 noyabr Belgiya paytaxtı Brüsseldəki Avropa Parlamenti binasında ötküzülgən idi və yığının nəticəsi sübutidə Brüssel xitabnaməsi elan qılınğan idi. BDT Umumi Kengashi Gazzada uruş toxtatish to'g'risida qaror ma'qulladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumi Kengashi 27 oktyabr Gazzada insonparvarlik urush to'xtatish to'g'risida qaror ma'qullagan bo'lib, Isroiliya bu qarorni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va insoniyat uchun qorong'u bir kun bo'ldi deb ayibladi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Arab davlatlari o'tirg'i qo'ygan bu qaror loyihasi 120 davlatning qo'llashi, 45 davlatning huquqidan voz kechishi, 14 davlatning qarshi ovoz berishi bilan ma'qullangan bo'lib, Isroiliya bilan Amerika buningga qarshi bayonot tashlagan. Bildirilishicha, bu taklif loyihasiga qarshi turgan davlatlar Amerika va Isroiliyadan boshqa Avstriya, Kroatiya, Chex, Vengriya, Paragvay, Fiji, Gvatemala, Mikroneziya, Marshall taqim orollari va Urugvay ayni öz içiga alıdı ekan. Qollab avaz bergan taraqqi qilgan davlatlar bo'lsa, Fransiya, Portugaliya, Ispaniya, Shvetsariya, Norvegiya, Irlandiya, Belgiya, Sloveniya, Yangi Zelandiya, Singapur va boshqa davlatlarni öz içiga alıdı ekan. Undan boshqa Xitoy, Rossiya, Braziliya, Janubiy Afrika va boshqa davlatlar qollab bilet tashlagan. Italiya, Yaponiya, Gresiya, Germaniya, Monako, Gollandiya, Shvetsiya, Angliya, Slovakiya, Avstraliya, Koreya, Hindiston va Ukraina qatorliq huquqidan voz kechgan. BDT umumiy kengashining mazkur qarori G'azzadagi insonparvarlik masalasiga markazlashgan bo'lib, G'azzani suv, yemaklik, yiqilg'i va tok bilan ta'minlashni darhol ishga oshirish talab qilingan. Isroiliyaning G'azzaga qaratgan hujumi shiddatli davom qilmoqda. İsrailiyanın Gazze'ye qaratqan dəhşətlik hücumu 24-cü günüge qadam qoyğan bolub, İsrailiya armiyası Gazze rayonunun hər qaysı jaylarığa uruş ayruplani və zəmbirək bilən davamlıq hücum qılmaqda.
Palestin xabar agentligi Wafa'nın xabar qilishicha, İsrailiya ayruplarları Gazze'nin şimalidagi Beit Lahiya, Jabaliya ve Beit Hanun qatarliq bir qancha rayonni bombardimon qilgan bo'lib, natijada barliq tor aloqasi uzilib qolgan. İsrailiya urush ayruplarini Gazze'nin g'arbi shimolidagi An-Nasr rayoni ve Al-Jila ko'chasiga bir qancha qitim hujum qilgan bo'lsa, İsrailiya zambiraklari mag'azining sharqi ve o'tir qism rayonini ve Xan Yunusning sharqini bombardimon qilgan ve köplügen Palestinlikinin ölüşünü ve olluğun kişinin yarılınışını keltürüp çıkarğan. Palestin Kızıl Hilal Cemiyeti'nin aşkarlışı 30. Oktober İsrailiya Armiyesi El-Kudus Doktorhanesini bombardıman kılıdığallıqı haqqıda agahlandırış tarqılışı arqılıq xalqını bu yerden tarqılışı buyurğan. Palestin taraf İsrailiya dairelerinin sözüge reddiye berip bayanat ilan kılıp Doktorhaneden çıkmaydığallıqını xalqara cemiyetini derhal İsrailiyanın bu xil mesuliyetsiz kılmışıga arlaşıp kırgıncılıkının aldığını ilişki çakırıdığallıqını bildirgen. Palestin Sahiye Ministerliğinin haber kılışça, uruş başlanan gündün 29. Oktyabr keşkişe 8500 Palestinlik hayatıdan ayrılgan bulup, bunun içinde 3324 kişi bala, 2062 ayal ve 460 yaşanan kişi bar iken. Ondan başka 7. Oktyabr'dan başlap, İordan Deryası'nın gharbi kırgıqıda 116 Palestinlik hayatıdan ayrılgan. İsrailiya Sahiye Ministerliğinin haberine asaslanğanda, uruş başlanan gündün hazırgıca 1400'den artık İsrailiyelik ölüp 5132 kişi yaralanğan. Şundaqlı yukarı derecelik herbi xadimlarını öz içige alğan 239 İsrailiyelik Hamas'ın kolu da əsirdi ikken. İstanbul'da Palestin üçün zor kölemlik namayış ötküzüldü. 7. Oktyabr başlanğan İsrailiya-Palestin toqunışı şiddetlik devam kılıvatğan ve İsrailiyanın qattıq bombardıman kılışı astıda hayatının ayrılğanlarının sani 8000'den aşkan bir peyitte 28. Oktyabr İstanbul'da Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve milyonluğan kişi qatnaşkan Büyük Palestin namayışı ötküzüldü. Prezident Erdoğan nutqını Kırım'dan Karabakka, Bosniya'dan Kerkük'e, Palestin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a bolğan köplügen xalıqlarının derdi üçün biz köz yeşi töktük, ömürümüz bekarğa ötmedi degen sözler bilen başladı. Prezident Erdoğan sözü de İsrailiyanın işgaliyetçi rejim işkenlikini kılıvatkallarının özünü müdafiye kılış emez aşkarı kırgıncılık ve uruş cinayeti işkenlikini bildirdi. Ve Garip'nin Ukrayna'yı timsahının köz yeşini tökken bozumu Gazze'ye gelgende sükütünü dallıqallıqını bildirip kattık ayıpledi. Ve uruş toxtışı üçün yeni kançılık küçük balı ölüşü gerek deyip sual koydu. Erdoğan sözü diyene İsrailiyanı yakında uruş cinayetçisi deyip ilan kılış üçün barlıq hizmetlerini kılıvatkallarını qallığını bildirip, ey İsrailiya, Gharibning sana qarzi köp, şunu ular seni can cahli bilen kollaydı, arkanda turudu, ama Türkiye'nin sana qarzi yok dedi. Erdoğan, Palestin karşılık görüştüş hareketi Hamas'ın terörlük teşkilatı emestikini yeni bir qetim təkidləb, bu sözüden bir aram bulgan İsrailiyaga narazılıq bildirip, 1947 yılı Gazze Palestin'nin qayırı idi. Bugün qayırı, bugün nimi boldi? Ey İsrailiya, sen bu yerlergece qandaq keldin? Bu yerlerge kandak kirdin, sen bir işgaliyetçisen ve bir guruhsen, dedi. Erdoğan, Garip dünyasının Gazze'deki küçük balılar, ayollar ve begunahlarga karıtılgan kırgıncılıkını yolluklaştırış üçün siyasetçilerden tartıp, akbarat organlarıca seferber kılganlıkını təkidləb, İsrailiyanın aşkarı uruş cinayeti ötküzü vatqanlıkını bildirdi. Erdoğan, İsrailiyanı uruş cinayetçisi deyip eylan kılıdığallıqını təkidləb, hazır biz bununla tayarlı kılıvatımız, bunun üstüde tirişivatımız ve İsrailiyanı uruş cinayetçisi süpüde bütün dünyaya tanıştırımız, dedi. Namayışka İstanbul'da yaşayatkan köplügen Uyghurlarımı katnaştı. Bu gün diyene Angeliya ve Amerika Katarlıq nurgun devletlerde mu 100 manlıqan kişi katnaşkan keng kölemlik namayışlar ötküzülüp, İsrailiyanın Gazze'deki kırgıncılıkıga narazılıq bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti Kurulğanlıqının 100 yıllığı dağdığı bilen tebriklendi. 29. Oktyabr Türkiye Cumhuriyeti Kurulğanlıqının 100 yıllığı bütün devlet miqyasıda ve çetellerdeki Türkiye elçihanılarda mahsus faaliyetler bilen tebriklendi. Paytaxt Ankara bilen İstanbul 29. Oktyabr Cumhuriyet Bayramı tebriklendiğen iki muhim merkez boldi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Hatır Sarayı'nı ziyaret kılgandan kiyin Cumhuriyet ilan kılınan birinci parlamentte alahide mürasim ötküzüldü. Türkiye parlamentinin ulus meydanıca Cumhuriyet'in 100. yılı namlıq parat ötküzüldü ve Atatürk Hatır Sarayı'nın üstüde ayruplan uçuş numaraları körüstüldü.
Arkadan İstanbul'da TCG Anadolu bilen birlikte 100 uruş paraxodi Bosfor'dan ötüp Cumhuriyet tarihideki en çok resmi parat ötküzüldü. Mürasımda uruş ayruplarları ve tik uçarlarının hemrahlıkıda matroslar Prezident Erdoğan'a salam bilen hürmet bildirdi. Hava Armiyesi Komandanlık Ştabı'nın F-16 ve F-4 ayruplarının hemrahlıkıda resmi paratın ötüş ceryanı da Kurukluk Armiyesi Komandanlık Organı tarafından 101 zembirek etildi. Şu gün yine Prezidentlik Sarayı'da ötküzülgen keng kölemlik faaliyette Prezident Erdoğan bütün devlet erbapları, ökütçi partiya reisleri, çet el elçileri, senet, tenterbiye ve soğudu sahası katarlıklardan başlap, devletinin en çok organının en küçük memuri organlarının vekilleri geçe tallangan şahıslarının sarayı kütü aldı. Erdoğan İstanbul Boğazı sahilinde ötküzülgen mürasımda kılgan sözü de biz 1923 yılı 29. Oktyabr ilan kılgan cumhuriyetimiz bugün birinci əsrini tamamlap biz Türkiye əsri deb atıgan ikinci əsirge qarab yoluğa çıxdı dedi. O söz diyene biz bugün başkıçı pəxirleniş ve hayacallanışını başlayın keçürmektimiz. Cumhuriyetimiz neçimin yıllık tarihi ige devlet ənənimizdeki yeni ulunuş bulup biz bu tupraklarda qurgan tuncu devlet emez. Ama en ahırkı devlet doğru dedi. O sözünün devamı diyene Türkiye'nin yakınki yıllarda kolga keltürgen gayet zor neticelerini tilgi eliş bilen birge Palestin-İsrailiye tokunuşudaki Türkiye'nin meydanını yeni bir kıtım tähkitledi. Ve her kaçan Türkiye'nin zalimnin sepide emez belki mezlumnin sepide buluduğallıkını bildirdi. Erdoğan'ın sözü dinkin yüzligen uçkuçsuz hava aparatları Cumhuriyet'nin 100 yıllıkı atalgan tebrik sözleri ve güzel şekillerini hasıl kılıp halkını hayacanğı saldı. Teşkilatlar Birliği Doktor Ali Sallabi'nin Xitay'a yazgan xeti hakkında bayanat ilan kıldı. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin muavin baş katibi Doktor Ali Sallabi Xitay rejimi reisi Xi Jinping'a uç xat yazıp Xitay'ın Palestin-İsrailiye tokunuşudaki meydanını medhiligen deyken Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bayanat ilan kılıp qattiq narazılık bildirdi. Teşkilatlar Birliği'nin bayanatında Doktor Ali Sallabi'nin Xitay'ın Palestin-İsrailiye tokunuşudaki Palestin'in öz takdirini özü belgileş meydanını tokunuşlarını hal kılıştaki atılmış Xitay akıl parasını mahtıgallıqı halbuki Ali Sallabi mahtavatkan Xitay'ın Uyghur Qatarlıq Türkiye Müslümanlarının vatini bolgan Şarkı Türkistan'ı 1949 yılı işgal kılgandın buyan tutkun kılış, caza lagırıqı qamaş, mecburi tuğmas kılış, asimilasiya kılış Qatarlıq cinayetlerini izgil sadır kılıp gelgeli 2016 yılından tartıp yana atılmış İslam'ın Xitaycılaştırışının ibaret İslam düşmanlığı siyasetini yolu koyganlığı kayıt kılındı. Bayanat diyene 2018 yılı Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Xitay'a karşı bayanat ilan kılıp Xitay rejiminin Şarkı Türkistan Müslümanlarına karatkan rezil siyasetini ayıplıgeliği ve Xitay'ını agahlandırganlığı ama mezkur teşkilatının muavin baş katibi bolgan Doktor Ali Sallabi'nin Xi Jinping'a yazgan uç xeti de bu noktalarını kılıcı tilga almağanlığı eskertip ötüldü. Bayanatta Xitay'ın pekat Müslüman ellerinin kollayışını kolluğa geldiriş üçünle Palestin meselesini kollayan kıyafetli körünü vatkallıqı Doktor Ali Sallabi ve onunla okşaş karıştıklarının Xitay'ın adaletlik deb karışının pütülleri akılsızlık işgeliği Şarkı Türkistan'da ayollar ve ballarını öz içi alğan Müslümanlarga irki kırgıncılık yürgüz vatkan Xitay'ın yardım soruşunun emniyette Uyghur kırgıncılıkını normallaştırışkı yol içip bir idiğallıqı təkitlendi. Teşkilatlar Birliği bayanatının ahırıda Doktor Ali Sallabi'nin
Xitay haqqidagi ko'z qarashini tuzishga bu masalada bir musulmonga, bir ulamoga va dunyo musulmon olimlar birligining bir vakiliga loyiq harakat qilishga chaqirdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining inglizcha va arabcha e'lon qilingan mazkur bayonoti yana dunyo musulmon olimlar birligi va Falastin ulamolar hay'atiga ham yetkazilgan. Doktor Ali Sallabiyning Xi Jinpingga yozgan 3 xati 25 oktyabr e'lon qilingan bo'lib, dunyo musulmon olimlar birligi va Falastin ulamolar hay'atining rasmiy tor betiga qo'yilgan. Kuchlik norozilik sadolaridan keyin navbatdagi mazkur 3 xat dunyo musulmon olimlar birligining rasmiy tor betidan elib etilgan. Erdoğan Tokayov bilan İsrail-Palestin meselesini muzakere kıldı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayov bilan telefonda görüştü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Prezidentlik Uçur Alaqı İdarisinin İctimai Alaqı adresindeki yazmasına asaslanğanda Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayov Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan telefonda görüşkende Türkiye Cumhuriyeti Kurulganlıqının 100 yıllıqını tebrikleyen. İki rehber telefon söhbeti yine İsrail-Palestin tokunuşuğa alakadar en yeni özgürüşlerini Türkiye'nin Gazze'ye insanperverlik yardımları yetkizmiş için körsetken tirişçallıkları ve İsrail'in kişilik hukuk defsendikliklerini müzakere kılgan. Erdoğan söhbette 3 noyabr Kazakistan paytaxtı Astana'da ötküzülmekçi bolgan Türk Devletleri Teşkilatı başlıkları yığınıda İsrail'in halkara kanunlarına ayak astı kılışını tosuş, insani uruş toxtutuş ve tokunuşunun kimiyip gitişinin aldığını eliş üçün taşlanışkı tigişlik kademlerini etraplık müzakir kılış lazımlıkını bildirgen. Erdoğan söhbette Kazakistan'ın Karagandi ölkesinde yüzbergen kan vakası da hayatının ayrılganları üçün alahide tazyiye bildirgen. Hürmetli görmelerimiz, şunakalı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımızı görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.